Sevgili seyirciler, Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe Kaplan operasyonunda şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kaplan operasyonunda şehit düşen piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Mevlana Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınan şehit Ertuğrul Köse için Asri Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Ertuğrul Köse'nin naaşı garnizon şehitliğinde ebediyete uğurlandı. Kimin hakkını kim kime helal edecek onu yeniden düşünmek lazım. Bence onun çok büyük bir hakkı var bizler üzerinde. Hukuk vardır, ahirette karşılaşacağımız durumlar olabilir. Onun için şehidimiz Ertuğrul'a dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun efendim. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Doktor Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Askeri Erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mekanını cennet eylesin, makamını âli eylesin. Ne için şehit olmuştu? Milli ve manevi değerleri için şehit olmuştu. Onlar nedir? Vatan, millet, din, devlet, bayrak, namus. Evet, şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize de başsağlığı diliyoruz efendim. Şimdi Bursa ilimizle devam edelim bültenimize. Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Felaketin boyutları sabah saatlerinde ortaya çıkarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye giderek tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinin boyutları gün yüzüne çıktı. Azgın suların sürüklediği araçlar bölgeden kaldırılırken hasar meydana gelen evlerde temizlik çalışması yapıldı. Şöyle bir göstersene, bir fotoğrafını alayım. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri balçığa dönen mahalle yollarını vidanjörlerle temizledi. Sapan lazım mı? Afetin yaraları sarılmaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. Dudaklı Mahallesi'nde sel sularında kalan 24 yaşındaki Kader Akbaba isimli vatandaş hayatını kaybetti. Kayacık Mahallesi'nde ise 4 kişi sel sularında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularından kaçamayarak evinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya telefonla taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dudaklı Köyü'nde Kader Akbaba'nın cenazesini omuzlarında taşıdı. Köy mezarlığında kabre toprak atan bakanlar baba Recep Akbaba'ya taziyelerini iletti. Daha sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak telefonda baba Recep Akbaba ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba Recep Akbaba'ya başsağlığı dileklerini iletti. Aleyküm selam Cumhurbaşkanı. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Sağ olun, sağ olun, var olun. Başka bir şey diyeceğim yok Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanırız. Baba Recep Akbaba da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti, dua etti. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Sağ olun, sağ olun, var olun.
Başka bir şey diyeceğim yok Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği. Sevgili seyirciler, son valiler kararnamesiyle Balıkesir Valiliği görevinden Antalya Valiliğine atanan Vali Ersin Yazıcı için Balıkesir Valiliğinde uğurlama töreni yapıldı. Balıkesir Valiliği bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Vali Ersin Yazıcı'ya yeni Vali Hasan Şalda, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Can Bey ve Pakize Mutlu Aydemir'in yanı sıra ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticileriyle Balıkesirliler uğurladı. Nereye gidelim arkadaşlar? Sayın Valim, görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Buradan sadece buradan gidiyoruz. Kolay. Başkanım, Allah yolunda tutun. Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından yeni görev yeri Antalya'ya uğurlanan Ersin Yazıcı, tüm çalışma arkadaşlarıyla Balıkesirlilerden helallik istedi. Güzel bir 4 yıl yaşamak. Allah yolunuza açık etsin. İnşallah da bir gönlünüz iyi olur. Allah razı olsun. Sağ olun. Bekliyoruz inşallah. Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Kolaylıklar. Sayın Valim, hayırlı yolculuk. Sağ olun. Hakkınız açık olsun. Vali Ersin Yazıcı duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Balıkesir'den mutlu ayrılıyorum. İnşallah Balıkesirliler bana hakkını helal eder. Benden yana varsa helal olsun. Güzel bir 4 yıl oldu. Tüm beraber çalıştığım, başta siyasiler olmak üzere, tüm kurum kuruluş amirlerine, sivil toplum kuruluş yönetimine, üyelerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ayrılık benim açımdan. İnsan olarak çok mutlu ayrılıyorum, memnun ayrılıyorum. Balıkesir güzel bir şehir, güzel insanların bulunduğu bir şehir. İnşallah Balıkesir'in önü her daim açık. Biz de küçük de olsa bir katkı sunmaya çalıştık 4 yıl boyunca. Güzel bir arkadaşımıza devrediyoruz. Daha ileriye gidecek Balıkesir, ona inanıyorum. Potansiyeli olan bir şehir, güzel insanların bulunduğu bir şehir. İnşallah ileriki başarılarında da biz de çağrılırsak, davet edilirsek zaman zaman gelmeyi arzu ederiz. Allah'a ısmarladık. Bütün Balıkesirlilerin bahtı da, gönlü de açık olsun. Allah öncelikle sağlık ve istedikleri şekilde güzel bir yaşam versin onlara. Allah'a ısmarladık diyorum. Meslektaşını Antalya'daki görev yerine uğurlayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da uğurlama töreninde konuştu. Değerli bir yöneticimizden buradaki valilik görevini devralmaktan onur duyuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Ailecek nice çok daha başarılı görevlere Sayın Valim sizleri uğurluyoruz. Sayın Valim hayırlı olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Cümleten Allah'a ısmarladık. Sağ olun, var olun. Bilerek isteyerek yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin 3 aşamasını da tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları Akköy Güneş Enerji Santrali'nde incelemelerde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğü'nün Akköy Atık Su Arıtma Tesisinin yanında hayata geçirdiği Akköy GES-1 ve Akköy GES-2'nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES-3'ün de faaliyete geçtiğini müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretildiğini açıkladı. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre hassasiyetine her zaman önem verdiğini vurguladı. Burada yılda 4 milyon kilovat üretim yapılacak, yaklaşık 1700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik dedi. Tabii Denizli Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bugüne hem çevre hassasiyeti hem de kendi enerjisini karşılama anlamında birçok alanda yatırımlara girdi. Tabii ki özellikle biz yenilenebilir enerjiler noktasında hassasiyetle duruyoruz. Öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi GES-1 ve GES-2 yani Güneş 1, Güneş
iki santrallerini inşa ettik. Orada üretimimizi başlamıştık. Şu anda da GES 3 santralimizi, güneş enerjimizi devreye aldık. Orada da üretime başladık. Sonuçta toplam olarak 2 megawattlık bir güce, güneş santrali anlamında güce eriştik. Yılda 4 milyon kilowatt saat üretimi yapılacak. Ve tabii ki yaklaşık 1700 hane, her konutta 4 kişi yaşadığını düşünürsek 6-7 bin kişinin elektrik ihtiyacını bizim bu kurmuş olduğumuz güneş enerji santraliyle karşılamış olacağız. Tabii bununla birlikte burada panellerimiz var. 8480 panelimizle 39 bin metrekare alan arsa içinde bunu konuşlandırdık. Tabii ki ilk başladığımız üretimlerde de amorti etme anlamında, yatırdığımız ücret bedeli de karşılama anlamında bir noktaya geldik. Zolan, yenilenebilir veya yeşil enerji adı verilen güneş enerji santralinin çevre hassasiyetini gösteren bir proje olduğunu işaret etti. Bu tesis geleceğimize, çocuklarımıza hizmet edecek, çevreye zarar vermeden üretimini gerçekleştirecek. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz dedi. Çevre hassasiyetimizi gösteren bir projemiz, yenilenebilir enerji, yeşil enerji dediğimiz enerjilerden birisi güneş enerji santralleri. Tabii bir başka yatırımlarımız da yenilenebilir enerji anlamında bizim bu çöp alanında oluşan metan gazlarımızı emisyonunu havaya salmamak anlamında orada o metan gazlarından elektrik üretiyoruz. Yani nerede bir elektrik üretimle ilgili, nerede çevreyle ilgili bir şey varsa Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, DESKİ olarak biz onun peşinden koşuyoruz. İnşallah bu tesisimiz Denizli'mize hayırlı olacak. Bir 25 yıl inşallah elektrik üretimiyle geleceğe, çocuklarımıza hizmet edecek. Çevreye saygı anlamında zarar vermeden de üretimi gerçekleştirecek. İnşallah tabii ki bu güneş enerji santralleri ve yenilenebilir enerji noktasındaki yatırımlarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz. Türkiye'de 9 büyükşehir, 14 il, 89 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplam 117 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Solan, Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı ile birlikte sadece Denizli'de değil, ülke çapında da yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla pek çok belediye ve kuruma örnek olduğunun da altını çizdi. Türkiye'deki tüm belediyelerimize yenilenebilir enerjiler anlamında yatırım yapması konusunda eğitimler, teşvikler ve destekler noktasında gayret ediyoruz. O hassasiyetimizi tüm Türkiye çapında bugüne kadar gösterdik. Sevgili seyirciler, jandarma ekipleri Manisa'nın Akhisar ilçesi Selveli mahallesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarını aldı. Belirtilen adrese baskın yapıldı. Baskında zeytin deposunun yan tarafında kenevir yetiştiriciliği tespit edildi. Jandarma ekipleri bir bahçede kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yaptı. Ekipler sebze bahçesinden kenevir topladı, imha etti. Olayın adresi Manisa'nın Akhisar ilçesi. Jandarma Selveli mahallesinde kenevir bitkisi ekildiğinin ihbarını aldı. Saat 10 sıralarında belirtilen adrese baskın yapıldı. Adreste ikamet eden AU'ya ait zeytin deposunun yanında bulunan sebze bahçesinde arama yapan ekipler, bahçede ekili boyları 1,5 ila 1,75 cm'yi bulan toplam 25 kök kenevir bitkisi buldu. Bitkiler ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yolunarak imha edildi. Şüpheli AU ise gözaltına alındı. 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin mukabelesi hakkında kanuna muhalefet suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. TÜBİTAK Marmara Teknokent öncülüğünde başlatılan ve kademinde iştirak ettiği inovasyonda kadın temalı girişimcilik kampına Denizli'deki bütün kadın girişimciler davet edildi. Cesaretin zekan kadar önemlidir.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği Bilişim Vadisi Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde inovasyonda kadın temalı 5. girişimcilik kampı gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde bir fikrim var ve ona hayat vermek istiyorum diyen tüm kadın girişimciler kampa katılabilecek. Girişimcilik, inovasyon ve süreç yönetimi, maliyet analizi, proje yazımında dikkat edilmesi gerekenler, iş planı hazırlama gibi pek çok temel eğitimin verileceği kampa Denizli'deki girişimci kadınlar da davetli. Özgün fikirler geliştiren tüm kadınları inovasyonda kadın projesine davet ediyoruz. Biyoteknolojiden çevreye, medikalden yazılıma birçok alanda bir fikrim var diyorsan hayallerden gerçeğe uzanan bir yol var. O yola adını yazdırmak ister misin? Durma, sen de katıl, projen geleceğin olsun. Günümüz girişimcilik dünyasında kadın girişimciler de erkekler kadar yer almakta, başarılı kadın girişimcilerin de sayısı her geçen gün artmakta. Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçerken kadınların güçlendirilmesinin bir yolu da yine girişimcilikten geçmekte. Bu bağlamda hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla kadın girişimcilik kampı gerçekleştirilecek. Bu kampa bir fikrim var diyen tüm kadın girişimciler davetli. Başardıkların kadar hayalini kurdukların da seni sen yapar. Onlar da hayal ettiler. Yoksa kim bulabilirdi nesnelerin internetini? Bunu giyilebilir teknolojiyle kim buluşturabilirdi? Başvurular arasından değerlendirilerek kampa katılım sağlayan 30 aday arasından kamp sonunda yapılacak değerlendirmeyle en iyi 5 projeye 25 bin TL değerinde aynı veya nakdi proje desteği yapılacak. İnovasyon için hayal kuran kadınlar. Bu destek şekli değerlendirmeyle ilk 5'e kalan proje sahipleri projelerini gerçekleştirmek istedikleri takdirde TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde ilk 1 yıl ücretsiz yer tahsis edilecek. Girişimcinin projesi gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlardan destek alması halinde 25 bin TL'ye kadar nakdi destek verilecek. Projen geleceğin olsun. Girişimcilik kampı programından İBE desteği almaya kazanan adaylarla ilgili olarak destek süresi 1 yıl ila sınırlı olacak. Adayların İBE desteği almaya hak kazanmalarından sonraki 1 yıl içerisinde resmi kuruluşlardan destek almamaları ya da aldıkları desteği TÜBİTAK Marmara Teknokent'e bildirmemeleri halinde girişimcilik kampından alınan İBE destek miktarları gelecek yılın programına gelir kaydedilecek. Kampa başvurular inovasyonda.kadın.org adresinden yapılabilecek. Durma, sen de katıl, projen geleceğin olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlıkla ilgili projeleri öne alması gerektiğine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seslendi. Kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, Belediye Vatandaş İşbirliği ile Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı 8 binadan oluşan 32 riskli konutu daha yıktı. Bu da hiç olmadı yani. Ben şurada oturuyorum. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, binaları kentsel dönüşüme giren konut sahipleriyle birlikte yıkım çalışmalarını takip ederek Büyükçekmece'de deprem hazırlığımız devam ediyor. Bildiğimiz gerçek, deprem bizi vuracak. Bu nedenle aralıksız olarak her hafta yıkılacak binaları yıkarak yolumuza devam ediyoruz dedi. Büyükçekmece'de deprem hazırlığımız devam ediyor. Bildiğimiz gerçek, deprem bizi vuracak, İstanbul'u vuracak. Bu nedenle aralıksız olarak her hafta 2-3 depremde muhtemelen yıkılacak binaları yıkarak yolumuza devam ediyoruz. 150 tane daha binamız kaldı. Bunlar bloklardan oluşuyor. Dolayısıyla 300-350 binamızı yıktıktan sonraki en tehlikeli yerimiz Kumburgaz sahilindeki yüksek katlı çok eski sitelerden meydana gelmektedir. Kumburgaz sahiliyle ilgili imar planlarını büyük şehirden çıkarttıktan sonra o bölgedeki sıkıntımızı da ortadan kaldıracağız. Akgün ayrıca Temmuz ayında toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne de çağrıda bulunarak Büyükşehir Belediye Meclis üyesi arkadaşlarından ricam şudur. İstanbul'da hangi ilçe belediye başkanı kentsel dönüşümle deprem hazırlıkla ilgili hangi projeyi getiriyorsa onu öne alın. Öncelikle onları karara bağlayın ki vebalden kurtulasınız dedi. Büyükşehir Meclis üyesi arkadaşlarımdan ricam şudur. İstanbul'da hangi ilçe belediye başkanı kentsel dönüşümle depreme hazırlıkla ilgili hangi projeyi getiriyorsa onu öne alın. Öncelikle onları karara bağlayın ki vebaldan kurtulasınız. Çünkü büyük bir riskle karşı karşıyayız. Her gün sallanıyor Türkiye. 5.8, 5.7, 6
Her gün sallanıyor bu ülke ve İstanbul'u etkileyecek olan depreme sıra geldiğini açık görüyoruz. Büyük bir sıkışma var. Çekmece ve Silivri önlerindeki kırılmayan iki pay hattında. Bu kırılmalar olacak. Olduğu zamanda da 7 ile 7.8 arasında deprem olacak. Bu deprem İstanbul'u perişan edecek. Bu deprem diğer illeri de perişan edecek. Onun için behemahal Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer illerdeki arkadaşlarımızla birlikte Marmara'yı depreme hazırlamamız lazım. Vatandaşlar da yıkımlarla ilgili açıklamalar da var. Apartmanımızdaki iki şahıs bizi 6 aydır bekletiyor. Ama sağ olsun Hasan Başkan'ın zaten kentsel dönüşüm için çok ısrarlı ve bize çok katkıda bulundu, çok yardımda bulundu. Çok şükür bugünleri gördük. Ben bütün Çekmece'nin ve bütün insanların bu kentsel dönüşüme duyarlı olmasını istiyorum. Yani ısrarla, inatla olmayacak itirazlar yapmasınlar. Saruhanlı Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in özel arazisine ekilen toplam 25 dekar buğdayın hasadına başlandı. Buğdaylar un yapılıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hasan Levent, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Güler'le birlikte buğday hasadının yapıldığı araziyi ziyaret ederek bir süre biçer döveri kullandı. Başkan Bilgin yaptığı açıklamada hasat edilen buğdayların ilçedeki bir değirmende una dönüştürülüp 25'er kilogramlık çuvallar halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını belirtti. Belediyemizin boş kalan arazilerine buğday ekmeye devam ediyoruz. Daha önce ekmiş olduğumuz buğdayımızın bugün hasatını yapıyoruz. Buradan çıkan buğdaylarımızı da burada Saruhanlı'mızdaki bir vatandaşımızın, işletmecimizin un fabrikasında un yaptırıp tarladan halka, yani buradan çıkan buğdayları un yapıp vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 25'er kiloluk halinde, çuvallar halinde Saruhanlı hemşerilerime dağıtmaya devam edeceğiz. Biz söylediğimiz gibi çiftçi, üretici baş tacımız dedik. Bu anlamda tüm çiftçilerimizi de böyle mahsulleri ekmeye ve Saruhanlı'mıza katma değer katmaya davet ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Bilgin, ilçede devam eden hububat hasadının bereketli olmasını diledi. Sevgili seyirciler, şimdi sizleri Aydın'ın Nazilli ilçesi Yıldıztepe mahallesine götüreceğiz. Bu mahallenin önü Türkiye'yi aşmış durumda. Balkonlar, merdivenler, okul bahçeleri, hatta sokak araları mahallenin her köşesinde patlıcan işleniyor. Balkonlarda, merdivenlerde, mahallenin dört bir yanında patlıcan kurutuluyor, patlıcanlar dünya mutfaklarında kullanılıyor. Sözünü ettiğimiz yer Aydın'ın Patlıcan Vadisi Yıldıztepe Mahallesi. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yıldıztepe Mahallesi Patlıcan Vadisi olarak tanınıyor. Mahallede her sokakta patlıcan oyuluyor, oyulan kurutmalık ürünler güneş ve nem dengesiyle bozulmadan sağlıklı şekilde kuruyor. Nazilli'deki bu mahallede kurutulan yıllık 3500 ton kuru patlıcan Avrupa'dan Amerika'ya, Avustralya'dan Arap ülkelerine kadar her ülkeye gönderiliyor. 70 yıla yaklaşan kurutma işlemi 3. kuşakla dünyaya açılınca mahallenin de en büyük gelir kaynakları arasında yer aldı. Oyma ve kurutma işlemi yaklaşık 500 aileye gelir sağlıyor. Turgay Karaefe de bu işten geçimini sağlıyor. İşletme sahibi Karaefe bu işe nasıl başladığını anlattı. Burada bu mahalleli 7 kilometrelik bir hava koridoru var burada. Bu koridorun içinde biz tamamen kuru patlıcan, kuru biber, kuru kabak, işte biber çeşitleri, bu şekilde kurular kuruturuz biz burada.
Buradan da kuruttuğumuz bütün ürünleri dünyanın dört bir yanına, bütün ulaşabildiğimiz her mutfağa, her sofraya bu lezzetleri ulaştırmaya çalışırız. Bizim işimiz bu. Bu mahallenin işi bu. Yıldıztepe Mahallesi'nin işi budur yani burada. Şu aşamayı bir anlatır mısın? Ne oluyor? Şimdi şu gördüğünüz patlıcanlar tarladan, bizim yakın civarlardan gelir. Tarlalarımızdan. Anlaşmalı dikim yaptırdığımız tarlalardan gelir. Burada bayanların önlerine dökülür. Sapı çıkarılır. Sapı çıkarıldıktan sonra oyum işlemi yapılır. Oyumdan sonra 45 dakikayla 1 saat arasında temiz suda bekletiriz. Bu da üstündeki ister istemez tarladan gelirken toz toprak oluyor. Bunu atma adına böyle bir işlem uygularız. Ondan sonra da hiçbir işlem uygulamadan tamamen gördüğünüz gibi güneşe asarız. 2 gün sonra da toplayıp satışa hazır hale getiririz biz bunu. Bu Avrupa ülkelerinin tamamına gidiyor. Şöyle söyleyebilirim, yani kutuplar hariç bütün Avrupa ülkelerinin hepsine biz bu ürünü gönderiyoruz. Her yılda üretimi de arttırıyoruz. İşte daha bu ürün için neler yapabiliriz, onların da çalışmasını yapıyoruz. Ulaşabildiğimiz bütün sofraların hepsinde patlıcan kurusu, biber kurusunu ulaştırmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, Sivas'ta 2020 kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla büyük başta ortalama %15, küçük başta ise ortalama %25 artış yaşandı. Konuyla ilgili Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu açıklamalarda bulundu. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'taki kurban kesimi ve fiyatları açıkladı. Açıklanan rakamlara göre canlı kurban fiyatlarında geçen yıl oranla büyük başta ortalama %15, küçük başta ise ortalama %25 artış yaşandı. Büyük baş hayvan kesim 550 TL, küçük baş için 125 TL, parçalama, eti kemikten ayırma ve kemiği doğrama dediğimiz parçalama ücreti 450 lira, kasap ve marketlerde çekim ücreti, et kırma çekim ücreti de 2 TL olarak belirlenmiştir. Başkan Hastaoğlu, Sivas'ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'taki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda tozun canlı kilogram fiyatı 27 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 26 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 24 TL, dişi koyun 25 TL, erkek koyunsa 30 TL'den satılacak dedi. Bu seneki kurbanlık fiyatlarımız tozun canlı kilo 27 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 26 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 24 TL olarak satış arz edeceğiz. Bunun yanında küçük baş hayvanlarımız var. Dişi koyun dediğimiz 25 TL, erkek koyun toklu dediğimiz 30 TL olarak satılacak. Hastaoğlu ayrıca vatandaşlarımız aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile Haysak mobil uygulamasından sorgulayabilecekler. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, kılları karışık ve mat halde olan kurbanlıkların satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca besicikleri tercih etmelerdi. Hemşehrimizin küpesi olmayan hayvanların almaması konusunda da dikkatli olmanı özellikle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın aldıkları kurbanlık hayvanların küpe numarası ile hayvan sağlığı mobil uygulamasından sorgulabiliyorlar. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlamış olan, kılları karışık ve mat olan, bakışları, dışkuruşları canlı olmayan, sağlık haksızlığı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanları satın almamalıdırlar. Son olarak da Sivas'taki hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin kurban bayramını Sivas Ticaret Borsası olarak şimdiden kutluyorum. Erzincan Gençlik Merkezi çocuklarda maske kullanımını artırmak için özel tasarım maske hazırladı. Hazırlanan maskeleri şehrin en işlek caddesinde maskesi olmayan çocuklara hediye eden Erzincan Gençlik Merkezi liderleri çocuklardan tam not aldı. Çocuklar için harekete geçtiler, figürlü maske ürettiler, ardından hediye ettiler, maskelerden tam not aldılar.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Erzincan'da çocukların maske kullanmalarını artırmak amacıyla Erzincan Gençlik Merkezi çalışanları normal yüz maskelerine bıyık, dudak gibi çeşitli figürler dikerek maske hazırladı. Erzincan Gençlik Merkezi'nde kurulan atölyede tek tek özenle hazırlanan maskeler Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standta çocuklara hediye edildi. Üzerinde özel tasarım figürlerin olduğu maskeleri takan çocuklar maskeleri çok beğendi. Bir tane alabilir miyim? İstediği çocuk var. Ben yanımda yok şu an. Burada alsın. Neyse, önemli değil. Maskesini sokağa çıkıyoruz. Bir tane daha diyelim. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mehtap Demirdöğen, maske kullanımının pandemi sürecinde çok önemli olduğunu belirtti. Umarız çocuklarımız bu maskeleri severek kullanırlar dedi. Bu zorlu süreçte bize bazı tedbirleri zorunlu kıldı. Bunların başında da maske kullanımı gelmektedir. Erzincan Gençlik Merkezi olarak çocuklarımıza maske kullanımını özendirmek amaçlı ne yapabiliriz diye oturduk düşündük ve ortaya bu şirin maskeler çıktı. Bizler çok sevdik, umarım çocuklarımız da severek kullanırlar. Ve onlara buradan diyoruz ki biz sizler için bu maskeleri yaptık. Sizler de lütfen sağlığınız için maske kullanın. Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu amaçlarının çocuklarda maske kullanımını artırmak pandemi olduğunu ifade ediyor. Pandemi sürecini 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçirerek gündemimize devam ediyoruz. Erzincan Gençlik Merkezi olarak çocukların ve gençlerin maske kullanımını özendirmek için bu maskeleri tasarladık. Daha çok maske takmakta zorlanan gençlerimiz için ve çocuklarımız için bu maskeleri planladık. Umuyoruz ki bu şirin maskelerle gençlerimiz ve çocuklarımız maske kullanımını daha da özenerek kullanacaklar ve sağlıklı yaşamlarına devam edecekler. Erzincan Gençlik Merkezi olarak maskeni tak, koru şehrini sloganıyla bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı maske takmaya davet ediyoruz. Şehir genelinde gençlere ve çocuklara hediye edilen maskeleri alan çocuklar da maskeleri beğendiklerini belirterek maskeleri hazırlayan, emek veren Erzincan Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür etti. Beğendim. Güzel mi? Güzel. Takacak mısın maske bundan sonra? Takıyorum da zaten. Zaten takıyorsun ama bu biraz daha eğlenceli olmuş. Güzel. Maske takıyoruz değil mi? Herkes maskesini taksın. Maskeni beğendin mi? Maske takmayı sürdüreceksin değil mi? Ne demek istersin? Bakalım. Yıllardır şehir gündemini meşgul eden ve bölge halkı tarafından merakla beklenen Esentepe Kentsel Dönüşüm Projesi başlıyor. Riskli ve harabe yandıran yapıların çoğunlukta olduğu bölgede daha önce bakanlar kurulunca riskli alan olarak ilan edilmişti. Sivas'ın en eski mahallelerinden olan Esentepe ve Yunus Emre'de uygulanacak olan dönüşüm projesi için yeni adımlar atıldı. Öncelikle rezerv alanda bulunan pay hatalı parseller tespit edilerek tapuda düzenlendi. Ardından yatay mimariye uygun şekilde hazırlanan proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanarak rezerv alanın yapım ihalesi süreci tamamlandı. Yatay mimari anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil edecek olan proje kapsamında ilk etapta rezerv yapı alanındaki kamuya ait parsellerde 480 konutluk 20 bloğun yapımına başlanacak. 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle ihale edilen proje 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşmakta. 20 hektarlık rezerv yapı alanına 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 1328 adet konut yapılacak. İlk etapta yapılacak olan 480 konutunsa yakın zamanda temellerinin atılması planlanıyor. Sevgili seyirciler, Erzincan Merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde 20 yıldır yalnız yaşayan 49 yaşındaki Erkan Yılmaz'a mahalle muhtarı ve komşusu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Yılmaz sürpriz karşısında hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Mahalle muhtarı ve komşusu bir araya geldi, 20 yıldır yalnız yaşayan Erkan Yılmaz'a doğum günü sürprizi yaptı. Yılmaz hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Erkan, bugün senin doğum günün. Evet. Doğum günün kutlu olsun. Allah hayırlı uzun ömürler yaşamak nasip etsin. Sağlıklı, sağlıklı. Çok sağ olun muhtarım. Teşekkür ederim size.
Yüzleri gülümseten olay Erzincan'da yaşandı. Erkan Yılmaz 49 yaşında. 20 yıldır Mimar Sinan Mahallesi'nde yalnız yaşıyor. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş ve Erkan Yılmaz'ın komşusu Ahmet Teper bir araya geldi. Yılmaz'a pasta alarak doğum günü sürprizi yaptı. Ve muhtarımız canla başla bu mahallede çalışmaktadır. Çok teşekkür ederim. Yılmaz kapıyı açtığında karşısında pastayı görünce şok oldu. Sürpriz karşısında çok duygulanan Yılmaz mutluluğunu gizleyemedi. Muhtarım teşekkür ederim. 20 senedir burada yalnız yaşıyorum. Bu doğum gününde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız muhtar. Muhtar Cemalettin Demirtaş ise mahalledeki yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmak istediklerini söyledi. Onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor dedi. Bu davranışın herkese örnek olmasını diledi. Ya ben mahalle muhtarı olarak böyle mahallemde yaşayan engellileri, kimsesizleri takip ederek böyle mutlu günlerinde yanında bulunmak istedim. Bunlardan da birisi Erkan kardeşimiz. 20 yıldır mahallemizde tek başına yaşıyor. Ailesinden uzak, bu doğum gününde dedi ki bir sürpriz yapalım, doğum pastasını alalım, bu mutlu gününde yanında bulunalım Erkan kardeşimizi. Böyle hizmetlerimizi inşallah takip ederek sürdüreceğiz. Sevgili seyirciler, Sivas'ta tarlalarda kendiliğinden açan mor çiçekler tabiat severlere görsel bir ziyafet sundu. Duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti. Sivas Kent Merkezi Çayboy Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte kendiliğinden yetişen mor çiçekler görsel şölen oluşturuyor. Boş tarlayı adeta mor renge boyayan çiçekleri gören vatandaşlar telefonla sarılıyor, anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar çiçeklerin arasına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bozkırı adeta renklendiren mor çiçekler havadan da görüntülendi. Mahalle muhtarı Mustafa Doğan, çiçekleri görenlerin alana girerek fotoğraf çektirdiğini belirtti. Boş bulunan bir yer tarla. Daha önce ekilmiş. Şu an boş kaldığı için de bu güzel çiçekler tohumdan yetişmişler. Kesinlikle doğal halde yetişmiş. Hiçbir şekilde ekilme falan değil. Güzel bir görüntü. Bol bol fotoğraf çekildi sanırım. Tabii ki bol bol. Kartpostallık resimler çıktı. Anlasın. Daha önceden burası patates, daha sonra mısır ekildi ve şu anda çiçek halini almış. Ekilme hali yok. Doğal olarak yetişen çiçek. Ama çok güzel bir şekil almış. Güzel bir doğal harikası. Çok da güzel resim çekiliyor arkadaşlar. Vatandaşlar görenler geliyor galiba. Vatandaşlar geliyor, görüyorlar. Resim çekiliyorlar şuralarda, şu ısımlarda falan. Alt tarafı ırmak yatağı, dere yatağı var. Burası Çayboy Mahallesi'ne ait bir yer. Kendileri kullanıyor. Yok, her zaman çıkmıyor. Bu sene neyse bu. Daha önceden burada patates ektiler. Giden sene mısır ekildi. Bu sene de duvar haliyle bitmişler. Ot. Sevgili seyirciler, Eyüp Sultan Göktürk Kılıncı Göl sokakta dere yatağına düşen at ve yavrusu itfaiye ekiplerinin bir saat süren operasyonuyla kurtarıldı. Eyüp Sultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne hayvanseverlerden gelen haber üzerine olay yerine giden İstanbul İtfaiyesi, Eyüp Sultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olaya kısa zamanda müdahale ederek kurtarma işlemini başlattı. Şimdi bak şu etrafı açalım. İbrahim abi. Hayır. Biraz ileri alsanız. Kalkar. Bilinmeyen bir şekilde dere yatağına düşen at ve bir haftalık yavrusu gövdesine çekme alatı bağlayan itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla yukarı çekildi. Başarılı geçen kurtarma operasyonu sonrası hayvanseverler ekipleri tebrik ederken annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan tayın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Atın sahibi Ersin Tırpancı ise atlarını kısa sürede kurtaran itfaiye ekiplerine ve Eyüp Sultan Belediyesi personeline teşekkür ederek atlarını teslim aldı. Olmazsa hepsini diye beklerim sana tarafa getirir. Olay sonrası Eyüp Sultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise at ve yavrusunu sağlık kontrolünden geçirdi. Ben o tarafa doğru geçsinler abi. Şu
çekiyor. Gel kızım, gel, gel. Maskeyle kendini atacak. Hop, tamam, tamam ya. DNZ.com spor haberlerini sunar. Evet, şimdi ise spordaki gelişmelerle devam edelim. Bültenimize sevgili seyirciler, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'da 2-2 berabere kalarak karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, iki takım da çok iyi mücadele etti. Oyunu daha iyi şekle çevirebilirdik ancak isteklerimizi yapamadık. Galibiyet kadar önemli bir puan aldık dedi. Şimdi her şeyden önce gerçekten çok heyecanlı bir maç oldu. Yani maçın başından sonuna kadar mücadele içinde geçti. Biz de çok iyi mücadele ettik. Konyaspor da çok çok iyi mücadele etti. Yani biz ama tabii ki güzel bir şekilde golümüzü de bulduk. Yani onu daha iyi şekilde çevirebilirdik ama maalesef istediklerimizi yapamadık. Yani çok çalıştığımız veyahut da konuştuğumuz maç toplantılarında Konyaspor'un yapacaklarını ve o şekilde de goller yedik. Yani söylememize rağmen ona üzüldük. Ama ikinci yarıda hiçbir zaman oyundan kopmadık. Mağlubiyeti kesinlikle kabul etmedik. Sürekli şekilde değişiklikler yaptık. Oyuncu arkadaşlarımızın yerlerini değiştirdik. Çift forvete, üç forvete döndük. En sonunda da son dakikada golü attık. Yani çok iyi bir şekilde de galibiyet kadar önemli bir puan aldık buradan. Ama şunu gösterdi ki hakikaten bizim oynayacağımız maçlar, fikstüre baktığınız zaman herkesin söylediği çok kolay maçları var, rahat maçlar var diyorlar ama en zor maçları biz oynuyoruz. Şimdi Konya ile oynadık, şimdi o arkası şimdi Pazar Kayseri ile oynayacağız, sonra Kasımpaşa ile oynayacağız, sonra Malatya ile oynayacağız. Ve bu takımların tabii ki telafisi olmayan maçlar oynuyorlar. O yüzden bizim maçlarımız hakikaten zor geçecek. Geçen hafta Denizli de böyle zor geçti. Bu maçta hakikaten çok zor geçti. Belki Konyaspor biraz rahat olsaydı bambaşka futbolda oynayabilirdi veyahut da Denizli'de. Onlar zaten dediğim gibi telafisi olmayan maçlar oynadıkları için bizim bütün maçlarımız böyle zorluk içinde geçecek. Bir de bugün en büyük sıkıntılarımızın bir tanesi eksiğimiz vardı. Bayağı sakat arkadaşlarımız vardı. Onlar da belki olsaydı daha değişik bir maç olabilirdi. Onun için alınmış puan çok iyi. Kazandığımız oyuncular vardı. Birkaç tane oyuncumuzu kazandık bu maçta. Onun için bizim için son dakika atılan gol güzel bir gol oldu yani her açıdan. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise son maçlarda skoru bir türlü alamadıklarını belirterek ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ligin son haftasına gülen taraf biz oluruz dedi. Öncelikle tabii ki çok üzgünüz. Çünkü birçok maçta Malatya olsun, Kayseri olsun, Gençlerbirliği olsun ve Sivas maçı olsun bir türlü skoru koparamadık ki fırsatlar da geldi. Geçen hafta Gençler maçında mağlup duruma düşüp beraberliği yakıp iki tane %100 gol kaçırmamız. Burada gene mağlup duruma düşüp 2-1'liği yakalayıp sonra gene %100 gol pozisyonları kaçırmamız. Bir türlü skoru alamadık. Tabii ki o yüzden çok üzgünüz. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Teslim olmayacağız. Ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ligin son haftasında gülen taraf biz oluruz. Denizli Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun kendi evinde oynadığı Beşiktaş maçında aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada maçın hakemini eleştirdi. Beşiktaş'a 5-1'lik gibi farklı bir skorla mağlup olan Denizli Spor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun maçın hakemine sert çıktı. Öncelikle Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Gerçekten futbol adına attığı birbirinden güzel gollerle kazanmayı hak ettiler. Özellikle iki türlü değerlendirmek lazım. Birbiri bulana kadar çok da iyi bir performans sergiledik. Hatta ikinci golü bulma şansımızı da yakaladık. Fakat değerlendiremediğimiz andan itibaren hakem de bütün takdir haklarını maalesef koşacak hali yoktu. Olayları uzaktan takip ettiği için yürüyerek göremedi. Ve o takdir haklarının dönüşünde de yediğimiz golle takım olarak demoralize olduk. Çok iyi karakterde, çok duygusal bir takıma sahibiz. Bunlar da bize pahalıya patlıyor. Takımımızın da özellikle
Önemli adamların takımdan ayrılmış olması ve çok önemli adamların da sakat ve cezalı olması Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı birçok eksiklikten dolayı istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi önümüzdeki Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Denizspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri için maçın ardından kulübünün önümüzdeki sezon genç oyuncularla kadro kuracağı yönündeki söylentilere tepki göstererek önümüzdeki sezon Beşiktaş genç oyuncularla falan oynamayacak, Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir kadro kuracak, iyi bir kadro kuracak dedi. Bölüm bölüm oyun içerisinde çok iyi oynadığımız bölümler var. Özellikle son yarım saatte çok yüksek tempomuz vardı. Rakip karşılık vermekte zorlanınca oyun bizim lehimize son yarım saatlik bölümde çok kolay oldu. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş herkes maç oynayacak seviyeye geliyor. Çok 3 aylık bir aradan sonra kolay değil tabii. Bu sıcak havada oyuncuların mücadele etmesi. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Genç oyuncularımız vardı bugün. En baştan başlayan, sonradan kattığımız, altyapıdan gelen oyuncularımız. Onlar da yavaş yavaş takımımıza alışmaya başlıyorlar. Onların da performansından özellikle memnunum. İnşallah bu süreklilik bizim adımıza devam eder. Şimdi genç oyuncularla ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Türkiye'de çok ciddi sorunlar yaşanıyor genç oyuncularla ilgili. Çünkü henüz yeni oynamaya başlayan, 2-3 tane maç oynayan genç oyuncuları çok büyütüyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyorlar ondan sonra ki eskiden bazı arkadaşlar da bunun örneğini çok fazla gördük. O yüzden bizim genç oyuncularımız var. Onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım bu genç arkadaşları. Çünkü çok daha çok gençler. Önlerinde çok uzun bir futbol hayatları var. Kazanmak için oyuncularımızla beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız. O yüzden küçülmeye falan gitmiyoruz. Öyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var. Kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yaratılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız. Herkes yani bunu çok iyi anlamasını istiyorum bütün herkesin. Bayraklı Belediyesi koronavirüs salgınının etkisinin azalmasıyla başlayan yeni normalleşme sürecinde spor etkinliklerini açık alanlara taşıdı. Koronavirüste normalleşme sürecine geçildi. Bayraklı Belediyesi spor aktivitelerine yeniden start verdi. Etkinlikler açık alanlara taşındı. Hafta içi her gün belirli saatlerde 9 noktada gerçekleşen aktivitelerde 7'den 70'e spor severler bir araya geliyor. Koronavirüs salgını sürecinin büyük bölümünü evde geçirmek zorunda olan vatandaşlar güne Bayraklı Belediyesi eğitmenleri tarafından verilen sabah sporuyla başlıyor. Hafta içi her gün 8 mahalledeki 9 parkta düzenlenen etkinliklerde spor severler hem gün ezinde başlıyor hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. İsteyen spor severler etkinliklere akşamları da katılabiliyor. Uzman eğitmenleri eşliğinde yaklaşık 1 saat süren spor aktivitelerinde temel ısınma, jimnastik ve açma germe hareketleri gösteriliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere isteyen herkes katılabiliyor. Sosyal mesafe ve salgın tedbirleri alınarak gerçekleşen uygulamaya ilçe sakinleri de ilgi gösteriyor. DNZ Kop spor haberlerini sundu.